Gazetelerle devam ediyoruz şimdi. Bugün gazetesine bakacağız. İlk olarak Stürmanşet'in özel bir haber yer alıyor gazetenin. Can Dündar dubleks dairede kalıyor. Başlığını kullanıyor Stürmanşet'in Şetinde Fatih Dağıstanlı'nın özel haberi. Bu haber bugün gazetesi Silivri cezaevine girdi. Başlığıyla duyuruluyor okurlarına. Casusluk suçlamasıyla tutuklu olan gazeteci Dündar Silivri cezaevinde her şeyi bulunan dubleks bir koğuşta yatıyor. Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar tutuklu bulunduğu Sivri cezaevi için sık sık tecrit var diyordu. Ancak cezaevine giren bugün ekibi tecrit olmadığı gibi Dündar'ın çok donanımlı bir koğuşta kaldığına tanıklık etti. Dündar'ın yattığı dubleks koğuşun alt katında banyo, lavabo, masa ve plazma ekran TV yer alırken... Üst katta ise yatak ve elbise dolapları var. Koğuşun her iki katında da geniş pencereler bulunuyor. Yeni tamamlanan koğuşlar pırıl pırıl diyor. Ve haberin bir başka detayı FETÖ'nün darbe girişimi başarılı olsaydı siyasiler bu salonda yargılanacaktı diyor gazete. 17-25 Aralık darbe girişimini tezgahlayan paralel yapı darbe sonrası yargılamayı planladığı kişiler için Silivri cezaevinde dev bir duruşma salonu yaptırmıştı. Yüzlerce kişinin yargılanmasının planlandığı modern salon şimdi atıl bir durumda bekliyor. Yetkililer önümüzdeki günlerde aynı salonda FETÖ mensubu sanıkların yargılanabileceğini belirtti diyor gazete. Bugünün ana sayfasında manşetinde yer verilen bir başka haber Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine ait. Kahramanlar havyar bile istese verin demişti Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı teröre karşı kahramanca mücadele eden güvenlik güçlerinin her tür ihtiyacının karşılanmasını istedi. Erdoğan geçen hafta bir grup AK Partili vekille bir araya geldi. Terörün de konuşulduğu toplantıya Cumhurbaşkanı'nın güvenlik güçleriyle ilgili sözlere damga vurdu. Bizler için canına tehlikeye atan kahramanların her zaman yanında olmalıyız. Onların hiçbir eksiği olmamalı. Havyar bile isteseler hemen gönderilmeli diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bugün gazetesinin ana sayfasında yer alan haberdi. Milletle devam edelim. Millet bugün sür çetine spordan bir gelişmeye yer vermiş, bir detaya yer vermiş. Galatasaray Trabzon'u yendi, hakem maçın önüne geçti. Türk futbolu kıpkırmızı başlığını kullanıyor. Türk Telekom Arena'daki maçta hakem FIFA kokartlı Deniz Ateş bitneldi. İki yanlış penaltı kararı verdi. Trabzon spora tam dört kırmızı kart çıkardı. Salih Dursun dayanamadı. Hakeme kırmızı kart gösterdi. Gelinen noktayı çok iyi özetledi diyor gazete ve maç 2-1 sona ermişti. Dünya basınında da yer bulduğunu yazıyor millet. Galatasaray'ın Trabzon'a kiralık verdiği Salih hakeme kırmızı kart gösterdi. Dünyada ses getirdi. Bursaspor, Spor evladımızsın mesajı yayınladı. Milletin ana sayfasına yer verilen bir başka haber. Önce büyük puntolarla verilen habere bakalım. Kapatıyoruz başlığını görüyoruz. Detaylarını inceleyelim. Kurultaya gitmemekte direnen Bahçeli'den muhalif teşkilatlara fiili mesaj kapatıyoruz. Genel merkezin tüzük kurultayını reddetmesi üzerine konuyu mahkemeye taşıyanları Devlet Bahçeli muharif teşkilatları feshederek... karşılık veriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı diktatörlükle suçlayan Bahçeli kendi partisindeki muhaliflere göz açtırmıyor. Cuma günü Denizli, Aksaray, Uşak, Kilis il ve Aksaray Merkez ilçe Cumartesi İstanbul Fatih teşkilatlarını kapatan MHP dün de Elazığ il ve ilçe teşkilatlarını feshetti. Elazığ il başkanı Abdülvahap Erdem Partimizin iktidarı yürümesi için tüzük kurultayımızın toplanması yönünde imza vermiş olmanın vicdani, vicdani huzurunu yaşıyoruz dedi. Fes teşkilatların desteklediği Meral Akşener kapatmalara kendilerini göreve getiren ülkücüleri ülkücü hareketin geleceğini dert ediniyor diye cezalandırmış olmasını esefle kınıyorum diye tepki gösterdi. Koray Aydın da teşkilatımızın kapatılması MHP ve ülkücü harekete gönül veren milyonları derinden yaralamıştır demişti. Milletin Ardından Hürriyetle devam edelim. Hürriyet'in bugünkü manşetine bakıyoruz. Çatışmaya 200 metre başlığını kullanıyor Hürriyet. Detaylarına bakalım. Daha dün iki şehit haberinin geldiği Diyarbakır Sur'da Ulu Cami önündeki taburelerdeyiz. İnsanlar 200 metre öteden gelen çatışma seslerini yorumluyor. Bu top sesi şimdi mayın patladı diyerek. PKK'lı teröristlerin hendekler kazdığı, evlere keskin nişancılar yerleştirdiği surda sokağa çıkma yasakları 82. gününü doldurdu. Tarihi Hasan Paşa Hanı'nın işletmecisi Sait Özkan, 1980'lerde 90'larda da bunlar olurdu ama gün, gündüz herkes işine bakardı. Bu hendekler nereden çıktı anlamadım. Rahmetli Tahir Elçi Bey de hendek istemiyordu diyor. Ve bir başka kişinin yorumu... Yanımızda çayını yudumlayan Mehmet Baran. Bak bu top sesiydi. Bu da top. Şimdi bayın patlattılar. Dün avluya şarapnel düştü diye bilgi veriyor. Kaburgacı Selim amcanın sahibi Diyarbakır'da 20 bine yakın kişinin işini kaybettiğini söylerken bu şehrin ekonomisi surdan döner. Dükkanımda çalışan sayısı 13'ten 4'e düştü diye yakınıyor ve detaylarını da iç sayfalarda sunuyor okurlarına gazete. Sabahla devam edelim. Sabahın manşetine bakıyoruz. Terörle mücadele merkezi PKK PYD bağını tespit etti. ABD'den PYD terörist itirafı başlığını kullanıyor sabah. Terör örgütü PKK ile PYD için aralarında bir bağ yok diyen Beyaz Saray ve Dışişleri'ni ABD'nin en üst düzey terörle mücadele kurumu yalanladı diyor gazete. Detaylarına bakalım. ABD hükümetine bağlı Ulusal Terörle Mücadele Merkezi'nin PKK ile ilgili değerlendirme yazısında Terör örgütünün sadece Türkiye ve Kuzey Irak'ta değil, Suriye'nin kuzeyinde de varlık gösterdiğini işaret edildi. Küresel çapta bir istihbarat ağına sahip olan kurum, ABD Dışişleri Bakanlığı ve Beyaz Saray'ın aksine PYD için terör örgütü PKK'nın Suriye kolu ifadesini kullandı. PYD'nin sınırdaki faaliyetleri nedeniyle tansiyonun yükseldiği vurgulandı, diyor gazete. Akşam gazetesiyle devam edelim sabahın ardından. Akşamın bugünkü manşetine bakıyoruz. Bombacının kampı yerle bir başlığına kullanıyor akşam manşetinde. YPG yönelik bombardımanda aralarında Ankara'yı kana buluyan Salih Necar'ın eğitim gördüğü kampın da olduğu 3 hain ini imha edildi Ter teröristler. Kritik önemdeki kibar kampını da boşalttı. PKK'nın Suriye uzantısı YPG yönelik bombardımanlar 9. gününü geride bırakırken sınır bölgesindeki inler de hedef alındı. PKK elebaşlarından Bahao Zerdal'ın bizzat yönetimini üstlendiği Kibar, Cinderes, Rajo kampı obüslerle yerle bir edildi. Bu kampların Ankara'yı kana buluyan Salih Necar'ın da aralarında bulunduğu bombacıların eğitimi için kullanıldığı öğrenildi. Yerel kaynaklara göre aralıksız devam eden top atışlarında bugüne kadar en az 350 YPG'li etkisiz hale getirildi diyor Akşam. Akşamın yine ana sayfasında bu haberin hemen altında yer verilen bir başka habere de bakalım. Gaziliği reddetti, şehit düştü başlığıyla sunuluyor okurlarına. Diyarbakır surda şehit olan bordo bereli Üsteğmen Enes Demir'in daha önce yüzünden yaralandığı ve gazi beratı almayı reddederek görevini sürdürdüğü öğrenildi. Şehit Üsteğmen Demir dün Ankara Kocatepe'de Başbakan Davutoğlu'nun da katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı. Anne Meliha Demir, "Benim oğlum paçavraya sarılı değil." Türk bayrağına sarılarak gitti diye haykırdı diyor gazete. Akşamın ardından posta ile devam edelim şimdi de. Postanın bugünkü manşetine bakıyoruz. Yastık altından 35 ton altın çıktı diyor posta. Son 3 yılda Türkiye'de yastık altından çıkarılıp bankalara yatırılan altının parasal karşılığı 4 milyar lira. Evlerde yastık altında ise halen 5000 ton altın var. Bunun da ederi 600 milyar lira diyor Posta gazetesi ana sayfasında. Milliyetle devam edelim. Milliyetin manşetine bakıyoruz. Başkent önlemleri başlığını kullanıyor. Milliyet bugün manşette günün haberi olarak sunuyor okurlarına. Başbakanın emniyetten aldığı briefingte başkent güvenlik eylem planı hazırlanması kararlaştırıldı diyor. Peki o eylem planının detayları ne? Tespitlerden birkaç madde sunalım sizlere. Meclisin yeni milletvekili binasının Dikmen Caddesi'nde çok ciddi güvenlik riski oluşturduğu tespiti yapıldı. Üst düzeyde görevlilere dair ek güvenlik önlemleri değerlendirildi. Riski yüksek hedef olabilecek bina, kurum ve bölgeler tek tek ele alındı. Kalabalık meydanlar, devlet kurumları, parlamento, siyasi binalar ve büyük elçilikler olmak üzere tedbirler 4, 4 unsurda ele alındı diyor. Peki tedbirler neler? Görünür polis uygulamasına geçilmesi, 2000 yeni polisin özel eğitimle göreve başlaması, Dikmen Caddesi üzerinde yeni yapılan akıllı bina için özel güvenlik çalışması, teknolojisi yeterli araç ve teçhizat alınması, otoyol, karayolu hızlı tren yollarındaki transit geçişlerin kontrolü ve servislerin rutin dışına çıkarılması bazı güzergahlarda kısa süreli de olsa trafiğin kapatılması şeklinde tedbirler ele alındığını yazıyor gazete. Haber Türkiye bakalım şimdi de. Haber Türk'ün bugünkü manşetine bakıyoruz. Nobel'lik şehir başlığını görüyoruz Haber Türk'te. 150 bin Suriyeli'ye kucak açan kilis sığınmacıları kente entegre etmeyi başardı. Seçmece göçmen alan bütün dünyaya örnek oldu diyor. Detaylarına bakalım. Suriye'de 97 kilometre sınırı olan 90 bin nüfuslu kilis, 150 bin sığınmacıya ev sahipliği yapıyor. Kentte tek bir asayiş olayı yaşanmadı. Esat rejiminden parasını kurtarabilenler bakkal, fırın ve lokanta açarak esnaflık yapmaya başladı. Ticaretin bir parçası oldular. İlk ve orta öğretim çağındaki 30 bin çocuk Çin'se geçici eğitim merkezleri açıldı. Suriye müfredatının yanı sıra Türkçe de öğretiliyor. Kadınlar biçki dikiş, el sanatları ve kuaförlü kurslarıyla meslek sahibi oldu. Belediyede 250 lira veriyor diyerek haberi duyuruyor okullarına Habertürk gazetesi. Milli Gazete'ye bakalım Habertürk'ün ardından. iflas başlığını görüyoruz Milli Gazete'nin manşetinde. Detaylarına bakalım. Son bir yılda ekonomideki kötü gidişi nedeniyle Türkiye'nin önde gelen pek çok firması iflas erteleme istedi. Batmanın eşiğine gelen firmalar kapılarına kilit vurmaları halinde binlerce kişi işsiz kalacak. Bulundukları illerde ekonomiyi canlandıran bu firmaların kapanması Anadolu kaplanlarının ölümü anlamına geliyor diyor gazete. Detaylarını iç sayfada sunuyor. Dünyaya bakalım şimdi de. Müdahaleler etkili sonuç vermiyor. Başlığını görüyoruz dünyanın manşetinde. Uçak bileti, akaryakıt, et, süt, meyve, sebze, ilaç gibi birçok alandaki tavan fiyat uygulamaları başarılı olamadı diyor gazete. Birçok üründe fiyat şikayeti artınca kamu fiyat kontrolü silahını çekiyor ancak kalıcı çözüm gelmiyor. Bu kararlar çok defa geçici rahatlama dahi sağlamıyor. EPDK akaryakıt fiyatlarına birkaç kez müdahale etti, süre bitti. Fiyatlar hızla eski seviyeye döndü. Uçak bileti fiyatına tavan getirildi, uygulanamadı, vazgeçildi. İlaçtaki fiyat uygulaması zarar yazdırınca firmalar ithalatı durdurdu diyerek haberin detaylarını iş sayfalarda sunuyor okullarına dünya. Türkiye'nin manşetine bakalım. Ağlatan vasiyet başlığını kullanıyor Türkiye bugün başlığında ana sayfasında. Şehit Assubay'ın telefonundan çıktı diyor gazete detaylarına bakalım. Daha 24 yaşında surda şehit düşen Doğukan Tazegül'ün sevdiklerine vedası yürekleri sızlattı. Asker ve polisimiz halka kan kusturan alçakları temizlemek için amansız bir mücadele veriyor. Kahramanlar vatanları ve inançları uğruna gözlerini kırpmadan kendilerini feda ediyor. Sur'da şehadet şerbetini içen Asubay Çavuş Doğukan Tazegül de onlardan biri. Telefonundan çıkan 21 maddelik vasiyet askerimizin şehit olurken bile nasıl dimdik durduğunu ortaya koyuyor diyor. Peki neler yazmıştı şehidimiz o vasiyette? Bir kısmını okuyalım sizlere. Milletine hakkını helal eden kahraman askerimiz vasiyetinde arkamdan ağıt yakmayın, bağıra çağıra kesinlikle ağlamayın, arkamdan güzel dualar edin, Kur'an-ı Kerim okuyun, tabutumun baş kısmına bordo beremi koyun diyerek son sözlerini bir kağıda iliştiriyor şehidimiz. Star'la devam ediyoruz şimdi. Star'ın bugün manşetinde özel bir haber yer alıyor. Bodrum hapsinden Rus desteği çıktı başlığını kullanıyor gazete. PKK'ların 6 saat Bodrum'da hapsettiği Kışanak. Surdan çıkar çıkmaz örgütün talimatlarını yerine getirmeye başladı. KCK'lılarla buluşan Kışanak'ın direnin Ruslar yardıma geliyor silahlar yola çıktı bile dediği tespit edildi diyor gazete. Detaylarına bakalım. Halk destek vermiyor, boşuna ölmeyin diyerek surda sıkışan teröristlerin yardımına koşan Gülten Kışanak, Bodrum hapsi sonrası tavır değiştirdi. Bir dernek, dernek binasında KCK'larla buluşan Kışanak, Kandil'in talimatı var. Halk destek vermese de direnişe devam edin. Rusya silah gönderecek. Direnişi diğer mahallelere de taşıyın dedi. Toplantı sonrası Lale Bey, Ali Paşa ve Abdal Dede mahallelerinde hendekler kasıldı onlarca PKK'lı takviye için sura girdi. Valilik ise çukurları kapatıp örgütün oyununu bozdu. DBP'li belediyeleri talimatlar yağdıran Kandil'in Kışanağ'ın yanı sıra Mardin, Ağrı, Şırnak ve Hakkari belediye başkanlarına da şehir dışına çıkma yasağı koyduğu öğrenildi diyor Star gazetesi ana sayfasında. Yeni Şafak'la devam edelim. Yeni Şafak'ın bugünkü manşeti Rusya Yemen'e girecek başlığı detaylarına bakalım. Rusya, Suriye'nin ardından Riyad ve Tahran arasında savaşa dönüşen Yemen'e girme hazırlığı yapıyor. İran dini lideri Hamaney'in danışmanı Ali Ekber Velayeti, Rusya'nın desteğiyle Yemen'e müdahale edeceklerini duyurdu. İki ülkenin hedefinde Lübnan'da var diyor. Ve Humus ve Şam'daki patlamayı da yazıyor. Gazete 6 patlama 128 ölü şeklinde. Humus'un Esed kontrolündeki Sittin Caddesi'nde bomba yüklü araç 20 dakika arayla patladı. 45 kişi hayatını kaybetti. Şam'daysa Şii nüfusun çoğunlukta olduğu seyyide Zeynep'teki 4 patlamada en az 83 kişi öldü. Şam'daki saldırıları DAEŞ üstlendi. En son rakamsa 6 patlamada 140 kişiydi. Bunu da aktarmış olalım sizlere. Vatan gazetesiyle devam edelim. Ağlatan vasiyet başlığını kullanıyor Vatan bugünkü manşetinde. Şehidimizin ardında bıraktığı vasiyeti yazıyor manşet haberinde. Sur'da şehit düşen Bordo Belili Doğukan Tazegül 21 maddelik vasiyetinde Türkiye'den helallik istedi. Benim burada neden olduğumu unutmayın dedi. Sur'daki operasyonda şehit düşen Bordo Belili Asubay Doğukan Tazegül Kocatepe Camii'nden son yolculuğuna uğurlandı. Arkasında bir kahramanlık destanı bıraktı. Tazegül'ün cep telefonundan çıkan vasiyeti ise herkesi ağlattı diyor. Yine diğer gazetelerde de yer alıyordu bu vasiyetin detayları. Dört şehitin daha olduğunu yazıyor. Gazete İdil ve Diyarbakır'daki operasyonlarda üç asker şehit düştü. Gata'da tedavi gören Eroğuz Arslan da şehit oldu diyor. Güneş'in manşetine bakalım. Raporlu iki yüzlülük başlığını kullanıyor Güneş. Suriye'deki menfaatlerini ön planda tutarak PYD'nin terör örgütü olduğunun kabul etmemekte ısrar eden ABD'nin iki yüzlülüğü ortaya çıktı. ABD hükümeti tarafından kurulan NCTC adlı resmi kurum PYD'nin PKK'nın Suriye kolu olduğunu belgelemiş diyor ve o belgeyi de manşet haberinde sunuyor okurlarına. Takvimle devam edelim. Rahat Uyu şehidin başlığını görüyoruz takvimde. Sur'da şehit düşen Bordo Berili Asubay Doğukan Tazegül'ün vasiyeti cebinden çıktı. Üzülmeyin arkamdan alt yakmayın dua edin sözleri herkesi ağlattı diyor. Şehidimizin vasiyeti diğer ulusal gazetelerde de yer bulmuştu ve Takvim gazetesi 21 maddelik o vasiyeti de tam olarak tam metin olarak ana sayfasında manşet haberine yerleştiriyor. Son gazetemiz Yeni Akit gazetesi Sur'a ilk akit girdi. Kaçamayacaklar başlığını görüyoruz. Yeni Akit'in ana sayfasında bugün büyük puntolarla Terör örgütü PKK'nın harabeye çevirdiği Sur'a haftalar sonra ilk kez akit girdi. Ankara Haber Müdürümüz İsmail Uğur, PKK'lı teröristlerin Sur'un tarihi mekanlarına verdiği tahribatı görüntülerken, canı pahasına mücadele veren asker ve polislerden gelinen son noktaya ilişkin bilgiler aldı diyor gazete. Son 100 metreye sıkıştıklarını yazıyor. Bölgenin fotoğrafları da yer buluyor Yeni Akit'in manşet haberinde. ve böylelikle gazete manşetlerini noktalandırdık. Gelişmeler bugün TV ekranlarında sizlerle olmaya devam edecek.